Herkese yeni bir videodan daha merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanlarda yaptığım bir tık daha detaylı olan haftalık diyebileceğim cilt bakım rutinimi paylaşmak istiyorum. Bu videoda aldığım birkaç yeni ürünü de denemeli olarak göstereceğim. Ve cilt bakımında kendimin dikkat ettiği küçük ama fark yaratan durumlardan bahsedeceğim. Saç bandımızı takarak başlıyoruz. Aslında şu havlulu olanlar var ya, onlardan almak aklımda. Ama uzun zamandır aklımda, ne zaman alırım bir fikrim yok. Evet, saçlarımızı tam olarak geriye doğru attık. İlk önce tabii ki yıkamayla başlayacağım. Ben yıkamak için neredeyse her gün fırçayı kullanıyorum. Fırçayı kullanmadığımda da zaten hemen hemen aynı yıkama sürecine denk geliyor. Dolayısıyla hatta bununla yıkamak kolayıma bile geliyor. Yüzümü yıkayacaksam hiç üşenmeden bununla yıkıyorum. Bunu ilk önce biraz ıslatıyorum. Temizleme jeli olarak da şöyle Nuxe'ün bir temizleme jeli var. Bunu kullanacağım. Bunun kokusu inanılmaz güzel. Ben zaten Nuxe'ün ürünlerini seviyorum. Bunu Nuxe'ün kuru yağını kullanırken de söylemiştim. Hem güzel olduklarını düşünüyorum, hem de bu kokuları, o ince farklı kokuları hoşuma gidiyor. Ama eğer sizin koku hassasiyetiniz varsa hoşunuza gitmeyebilir. Çünkü bayağı kokuyor. Bundan 2 pompa kadar alıyorum. Yüzümü de ıslatıp daha sonra yüzümde dolaştıracağım. Telefonumda uygulaması var. Uygulamasıyla da yapabilirsiniz ama ayarlarınızı zaten yüklediğiniz zaman hafızasında tuttuğu için telefona ihtiyacınız olmadan, uygulama ihtiyacınız olmadan da yapabilirsiniz. Çok fazla baskı uygulamamıza gerek yok çünkü kendi titreşimleri zaten bu görevi görüyor. Özellikle yüzünüzü yıkarken şuradaki elinizin genelde gitmediği ince noktalara gitmeye dikkat edin. Her zaman bu yanak bölgelerimizi yapıyoruz ama aslında şuralar, buralar çok daha önemli. Bu da bitiş sinyaliydi. Şimdi önce fırçamı, sonra yüzümü yıkıyorum. Şimdi bu yeni aldığım ürünlerden bir tanesi Kadari'nin yoğun arındırıcı peeling ile devam edeceğim. Cildi arındırmaya ve cilt dokusunu düzeltmeye yardımcı olur. Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygundur demiş. Bitkisel mikrotanecikler içerir. Şu ana kadar çok efektif bulduğumu söyleyemeyeceğim açıkçası. Ama bu henüz yeni kullanmaya başlamamdan kaynaklı olabilir. Birkaç parça yüzüme koyuyorum çünkü ellerimde ıslatıp, parmak uçlarımı ıslatıp yüzüme yayacağım. Özellikle T bölgesi, yüzümü yukarı kaldıra kaldıra, ne şu ince noktaları unutmuyoruz. Bundan önce kullandığım Peter Thomas Roth'un Pumpkin Enzyme Mask gerçekten çok etkiliydi. Mümkün olan en yakın zamanda onu tekrar almak istiyorum. Ve şu kaşların üstlerine de ben dikkatli yapmaya çalışıyorum. Çünkü özellikle burada hani kıl köklerinden dolayı işte kaşlarımızı iple ya da camımıza aldıkça burada kıl kökünde kararmalar kalabiliyor. Dolayısıyla ben buraları da dikkatli yapmaya çalışıyorum. Biraz böyle şey var, sanki naneli bir içeriği var gibi, mentollü olabilir. Yakmayla ferahlama arasında bir hissiyat uyandırıyor insanda. Güzel, kendimi çok iyi hissediyorum gerçekten. Özellikle tonik yaparken mesela şu boyun bölgesinde tonikle yapılma çok fazla kir çıktığını düşünüyoruz. Aslında işte düzenli peeling yapmamamızdan, özellikle boyun bölgesini temizlerken bunu ihmal etmemizden kaynaklanıyor. Boyun bölgesini uygulayabilirsiniz ama göz çevresinden kesinlikle uzak tutmanız gerekiyor. Ben kalan ürünleri her zaman ellerime de yediriyorum. Bu arada yıkarken birazcık ılık su kullanıyorum ve bu taneciklerin göz çevreme, gözüme kesinlikle gelmemesine dikkat ediyorum. Yüzümüz bayağı açıldı. Bir kil maskesi yapacağım. Kiehl's'ın bu derinlemesine temizleyen, yine sanıyorum beyaz Amazon kili özlü kil maskesi. Ben bunu daha önceden de kullanmıştım ama bunu yeni sipariş ettim. Çok güzel. Bakalım nasıl olacak. Bayağı uzun süre götürür diye düşünüyorum. Bakayım maskesini şöyle bir fırçayla uygulayacağım. Özellikle şuradan sivilce çıkacak gibiydi. Şu an bu his çok güzel geldi. Yine özellikle siyah noktalarınızın bol olma ihtimalinin olduğu yerlere, T bölgemize yedireceğiz. Bende Darphin'im vardı. Hala var. Ama onun çok böyle kıvamı, önceki videolarımda da söyledim, onun kıvamı bana çok ince geliyor. Yine çok güzel temizliyor ama ben böyle daha dolu dolu ve yoğun kıvamlı bir kil maskesi bekliyorum. Birazcık da sürerken acele etsem iyi olacak. Sürümü bile çok güzel. Yani çok kısa kıvamlı olmasına rağmen zorlanmıyor sürerken, zorlaştırmıyor işinizi. Hemen bakıyorum kaç dakika tutacağım. Evet, omuzdan beyaz kiri içeren 10 dakika. Şimdi bu maskeyi 10 dakika bekletiyoruz. 10 dakika ne kadar çabuk olmuş. Şimdi yüzümü bir göstermek istiyorum. Bakın kil maskesi ne kadar tam bir şekilde kurumuş. Hem incecik hem de hiçbir yerinde böyle çatlama ya da kurumamazlık ya da bir sıkıntı yok. Hatta şuradan gözeneklerimi açmış gibi. Yani bilmiyorum, yüzüm oturuşunu ben çok beğendim. Şimdi ben bu maskeyi çıkarmak için şöyle bir havluyu ılık suyla ıslatacağım ve çıkaracağım. Önce üstüne dokunduruyorum, yumuşatıyorum ve sonra sürüyorum. Yoksa direkt sürdüğünüzde bakın zarar verebilir cilde. İşte çıktı bile. Çok güzel. Şu an yüzümde yumuşacık bir doku bıraktı. Gerginlik falan hissetmiyorum. Aksine böyle nemli nemli gibi durdu sanki. Şimdi toniklemeye geçiyorum. Bir disk fonu kaldı. Tonik olarak da Clinique'in bu anti-blemish solüsyonunu kullanacağım. Sivilcelere karşı bayağı etkili bir solüsyon bu. Bunu kullanacağım. Bunun tek sevmediğim yanı ağzının bu şekilde çok geniş olması. Çok dikkatli dökmeniz gerekiyor. Hepsi dökülmesin diye. Ya da dökerken biraz zorluyor. Bir tık daha küçük bir ağız olsa daha çok hoşuna giderdi. Normalde ben bu kadar temizledikten sonra toniği pamuğa dökmeden yapmayı tercih ediyorum. Toniği pamuğun emmemesi adına ben tamamen temizlenmiş bir cildim varsa direkt yüzüme uygulamayı seviyorum. Pamuk hiç kullanmıyorum. Ama işte bu toniğin ağzının çok geniş olmasından dolayı bu şekilde dökmekte çok zorlanıyorum. Çok boşa gidiyor. Daha çok boşa gidiyor. Bu yüzden de pamuğa döküyorum. Ve hiçbir şey çıkmıyor, görüyorsunuz ki. Ne kadar güzel oldu. Oradan ne kadar görünebiliyor fark bilmiyorum ama gerçekten şu an rahatlamış hissediyorum. Cildim de öyle. Boyun bölgelerini lütfen unutmayın. Tonikten sonra yapmamız gereken şey güzel bir nemlendirici serum kullanmak. Ben bu da Ordinary'nin Hyaluronik Asitini kullanıyorum. Çok sıvı gibi görünüyor ama yüzünüze koyduğunuzda çabucak emiliyor. Her zaman yukarı yukarı yapıyoruz. Sizi şöyle bir ürünle tanıştırmak istiyorum. Bütün ürünlere çok güzel dedim, farkındayım ama bu ürün de gerçekten çok güzel. Glam Glow'un bu Star Potion dedikleri bir cilt bakım yağı. Bunun içerisinde aktif kömürler var. İyice çalkalıyorsunuz. Bu hem cildi temizliyor, hem canlılık veriyor, hem de nem ihtiyacını karşılıyor. Krem falan bile sürmek istemiyorum yani. Şu şekilde. Az miktarda yüzüme damlatıp daha sonra yayıyorum. Rengi böyle koyu renk gibi. Yüzünüze sürdükçe açılıyor. Yine yüzümüzün en dip köşelerini unutmuyoruz. Güzelce bu yağı cildimize yediriyoruz. Dilerseniz bu yağın üzerine bir nemlendirici sürebilirsiniz. Ben şu an yağın kendini emmesini bekleyeceğim. Ama bir göz kremi kullanmak istiyorum. Bu da Kiehl's'ın artık klişeleşmiş avokadolu göz kremi. İki elime parmakları masaj yapa yapa yediriyorum. Ve bundan sonraki basamak olan dudak nemlendiricisi için de sabırsızlanıyorum gerçekten. Göz kremi ürünlerini dudak çevrenizde, dudaklarınızda hatta kullanmayı unutmayın. Yani boşa gitmesindense buraya yedirin. Çünkü hemen hemen aynı yapıya sahip oldukları için oraya da çok güzel etki edecektir. Bir de dudak koruyucusu sürüp bitirmek istiyorum. NYX'in bu ballı dudak kremini süreceğim. Bu bayağı katı kıvamlı ve çok uzun süre gidiyor. Tam kışlık. Son zamanlarda yapmış olduğum haftalık cilt bakım rutinim bu şekildeydi. Fikirlerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı lütfen unutmayınız. Lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.